Mümtaz Soysal'ın yazdığı köşe yazısında oyun için büyük metiyeler düzülüyor ve yazının neredeyse tamamı Nurseli Çamlıbel'den övgüyle söz ediyor. Binler bu kadar şöhret oldum, kapakka olduk, magazinlere çıktık, şudur budur. Bu yazı kadar hayatımda önemli bir şey olmamıştır herhalde. Şimdiki aklınız olsa hem evlilikte, hem ilişkinizde, hem kendinizde, hem cembede neyi değiştirmek isterdiniz? Bir 12 ve 13 mü ne de psikiyatrisi de Ya bende bir tuhaflık var. Hani normal dışı bir şeyler var diye. E bu kadar kendimi harap etmezdim tabii. Tabii. Yani bu kadar e, şey, olayların başında, baş ucunda olmazdım yani. Daha sakin, daha cool bir hayat yaşamanın yollarına bakardım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Saç renginizi koyutmuşsunuz Evet çünkü o. saçlarım döküldü. Sarı oryallerden değiştirmekten, oynamaktan. Şu renge getirelim de biraz toparlansın saç diye yaptık bunu. Ama güzel olmuş. Güzel benim asıl rengim bu zaten. Ama tabii biz siz hep sarı görmeyiz. Evet, evet. Kaç ben senedir sarı? E yani 30 yaşına, 30 senedir sarı. Ama güzel olmuş. Teşekkür. <laughs> Şimdi siz bu programın... Kök çıkış sebebini bilirsiniz. TRT 1'de bir program vardı radyoda. Şimdiki aklım olsaydı. Hmm. Hatırlıyor musun? Hayal mi yani? Ee, birisi bir mevzu, mevzu, bir şey yazardı. Böyle 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 oldu. Böyle 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 oldu. Ama şimdiki aklım olsaydı onu böyle böyle yapmazdım. Hmm. Böyle yapardım. Anladım. Bu da öyle. Hayatımızda şimdiki aklımız olsaydı neyine... Ne? Mesela benim bir sürü var. Gelen gençler... E, hiç ona hiçbir şey... Ya şimdiki aklım söyledi demiyorlar Nursel Hanım. Genç Oğlum, nesil sen... öyle galiba. Evet galiba. <laughs> Bizim büyüdüğümüz zamanla alakalı herhalde. herhalde. Çok pişmanlıklarımız var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii daha çok toplum baskısı vardı. Veya kendini ifade etmekte daha çok zorlanıyordun. Ee, şimdi gençler her şeyde, her konuda kendilerini özgür olarak düşünüyorlar. Ve Türkiye'de yapılan her türlü rezilliğin bir karşılığı olmadığı için de en küçük şeyden suçluluk ya da vicdan azabı duymuyorlar yani. Biliyorsun işte son bir olay var. Onu anlatmaya gerek yok. Herkes anlatıyor. Siz 6 Ekim 1960'ta İstanbul Pendik'te dünyaya geliyorsunuz. 7 dil bilen babanız, mimar, mühendis, ressam aslında kısaca elinden her iş gelen Faruk evet. Nafiz Çamlıbel. Ama bunun şair Faruk Nafiz Çamlıbel'le... Olamaz zaten tarihlerin tutması Hiçbir ilgisi ya. yok. Anneniz Deniz Çamlıbel, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde profesör doktor olan Faruk Nafiz Bey'in handuvarları şiiriyle hafızalara kazanan Faruk Nafiz Şanlı Bey'e hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Şöyle oluyor o, Babam e, Yunanistan'da yaşıyorlar o zaman. E, oradaki eğitim sistemini beğenmiyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Kaçıyor, geliyor bir şekilde. Yıllarca vatan haini diye Yunanistan'a giremedi. Ondan sonra o da hayran. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şeyini. Orada mesela bizimkiler Cemali oğlu Soğutları. So şey, ya da bilmem ne oğlu. O şekilde o Rus tarzı bir şey. Ondan sonra o kadar hayran ki e, Nafiz diye Nafiz Şamlıbel soyadını alıyor. Ha. Anladın mı? Sanatsalar bir aile diye düşüyorsunuz. Babanız çok sanatsal... Fakat evden hiç kavga Eksik olmuyor. Olmuyor, evet. Nafiz Bey ve be, be, Deniz Hanım sık sık kıskançlık kavgasını tutuşuyorlar. Evet, annem çok kıskanç. Çok Siz kapı, bu rahatsız. kavgalarda genellikle babanızın yanında yer alıyorsunuz. Evet. Bu yüzden de annenizle klasik bir anne kız ilişkiniz olmuyor. Evet. Şimdiki aklınız olsa yine aynı çocukluğu mu yaşamak isterdiniz? Mesela daha uyumlu ebeveynleriniz olsun ister miydiniz? Ya da şimdiki aklınıza dönüp baktığınızda... Ya babamın yanında yeri anlaşma ama annem de haklı diyor musunuz mesela? Bazı bazı konularda diyorum tabii ama tabii çocuklar bencildir biliyorsun. Ne ne, ne taraf daha eğlenceliyse o tarafa yönelirler. Ama şeyi öğrendim orada onların ilişkilerinde çok erken zaten konservatuara yatılı gittim 17 yaşında. Ee, şunu öğrendim e, kadın erkek ilişkilerinde böyle numaralar yapmamayı bu duyguları yansıtmamayı çok iyi başardım yani kavga dövüşten bıkmışım çünkü onun için böyle ilişkilerimde büyük kavgalar yaşamadım hiç anneniz mi çok kıskançtı annem çok kıskançtı Allah rahmet eylesin babanız da çok aşıkmış belli ki çok çok ama bu tip kadınlar var şöyle hem vazgeçemiyorlar hem de uzlaşamıyorlar bir türlü ee, bizimki kıskanıyor diyordum ki o küçücük çocuk 13-14 yaşında anne diyordum hani böyle davranarak daha çok kendine bağlıyorsun ya o adamı daha çok uzaklaştırıyorsun. Yani bir yöntem olmadığını düşünüyorum ya vazgeçeceksin kendine yeni bir yol açacaksın bunu gençlere de söylüyorum şimdi ee, ya da onu idare etmeyi öğreneceksin bir şekilde. Siz kız çocuk olduğunuz için babanıza çok düşkündünüz yoksa hep babanızı haklı mı buldunuz? Ee, hep haklı buldum. Ee, haklı bulmadığım zamanlarda oluyordu ama... ...bir hayranlığım da vardı babama karşı. Değil mi? Evet vardı yani. Çünkü bir hakikaten müthiş bir hocaydı. Ee, Ve o yıllarda huzuru... E, ...odanıza çekilip kitap okumakta buluyorsunuz. Evet. evet o zaman ne... Yani ...şey yok bilgisayar yok... ...bilmem ne yok iyi ki de yokmuş. Aslında ama... ...daha tiyatroda henüz ilgi alanınıza girmemiş. Henüz evet. okuyorsunuz sadece. Lise 1'e giderken edebiyat öğretmeniniz Ece Tuncay'ın yönettiği tiyatro grubuna katılıyorsunuz. Allah rahmet eylesin o da. Ve İstanbul Liseler Arası Tiyatro Şenliği etkinliğinde Midas'ın kulakları oyununu oynuyorsunuz. Sizin de ufak bir rolünüz var. Berber'in karısını oynuyorsunuz. Evet 3 dakika falan belki 2 dakika yani. Bu karaktere hayat vermek için sahnede sadece iki dakika gözüküyorsunuz. Evet. Fakat bu kısacık performansta bile insanlar sizin ışığınızı fark ediyorlar. Ve Jüniden de gözünden kaçma en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyorsunuz ve tam o anda tiyatrocu olmaya karar veriyorsunuz. Evet. Başarılı bir öğrencisiniz. Evet. Fen bölümünde okuyorsunuz ama edebiyata ilgi duyuyorsunuz. Evet. Liseyi bitirdiğinizde hem Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü hem de Hacettepe Üniversitesi Devlet konservatuarı Bölümünü kazanıyorsunuz. Acaba diyorum hep Boğaziçi'ne mi gitseydim? Ha mesela bu pişmanlık. Yani Yok, bazen şimdiki bilmiyorum. aklınız olsa bu kadar şey yaşadıktan sonra tekrar o güne geri dönsek. Hem Boğaziçi hem konser... İkisini birden okumaya çalışırdım herhalde ama biri Ankara'da biri İstanbul'daydı. Yok yine herhalde bu mesleği seçerdim. Seçer miydin? Tabii seçerdim. Yani benim rakamlarla ilişkilerimi hayatım boyunca düşünürsen... ...çok daha büyük felaketler <laughs> ekonomik olarak Türkiye'nin başına çıkarırdım yani. Bir de başkalarına. <laughs> Ay aman Allah. <laughs> Şimdi siz kendinize çıkardınız bir de başkalarına, Başkalarına çıkart <laughs> da çıkartırdım yani. Ya Seçil Erzan gibi olmazdı Mehmet ama <laughs> bankada birden bakarsın banka şubesi çökmüş. Ne Nurseli müdür? <laughs> Kesin yani. <laughs> Hiçbir zaman para ilişkiniz iyi olmadı değil mi? Evet. Niye? Ne bileyim ben bu galiba bir şey bir şeymiş bilinçaltı bir şeymiş yani. Hani para kazanma konusunu suçluk halinde düşünmekmiş bunu. Ha, ee, bu kişisel ha. gelişim sürecimde bütün bunlar tabii masaya yatırılıyor düşünülüyor. O yüzden de çok büyük meblalarda paralar kaybettim. Hay ben nasıl bu kadar çok kazanıyorum falan bilinçaltı bu soruyu soruyormuş. İlginç bir Nursen şey. Yunus evde mesela e, babanızın ya da annenizin de parayla ilişkisi bozuk mu? Bozuktu. Bozuktu. Gördüğünüz de o. Tabii gördüğüm de o. Şar yani kurulmuşum orada da. Evet. Hep harcıyorlar mı yoksa ta tam tersine çok mu Hayır çok harcıyorlar olduğu zaman bir birikim bir şey yok. Babam da benim gibi iflas etmiş. Keza ben de aynı örneği tekrarladım. Anlatabiliyor muyum? Önümüzdeki örnek o. Önümdeki örnek o, evet. İnşallah bu saatten sonra Mesela değişir. Mesela babam çok tutumluydu. Allah aşkına. Öyle bir tutumluluk olamaz. Yani hani cimri ya. Yani, öyleydi. Sen de tam tersisin. Evet ama işte o benimki babama inat bence. Olabilir. İyi bir şeymiş ama. Ama hayatını bir garantiye alacaksın tabii. Bir başını sokacak evin, ne bileyim bir yaz bir, bir şeyin olacak. Kalanını da harcayacaksın abi nedir yani? Mesela markalara, mücevhere, şuna buna hiçbir zaman öyle şeylere hevesim olmadı. Hiç. Hiç. Nergis diyor ki bana yani sen zaten kafa yormuyorsun üstünü başına ilgili diyor. Yani sen de böyle marka alıp kullanacak bir tip yok diyor yani. <laughs> öyle gırgır geçiriyoruz geçiriyoruz. Eskiden ilk para gır kazandığın gır gır. zaman ben de çok vardı. Mesela şimdi bitti. Hiç. Hiç. Aynen. Şimdi bir de görgüsüzlük geliyor önünde Markaya sanat şeyler giymek. Aynen aynen. 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlıyorsunuz. Küçük oldu, küçük adam ne oldu sana oyunuyla da büyük bir çıkış yakalıyorsunuz. Aynı anda İstanbul'da Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde de okuyorsunuz. Ankara'da çalışıyorsunuz, İstanbul'da okuyorsunuz. Gidip, sınavlara geliyordum. mı geliyorsunuz? Evet sınavlara geliyordum. O zamanlar devam etmek zorunlu değil, değil mi? Üniversite? Yani e, zorunluydu da biraz anlayış gösteriyorlardı herhalde. Sanat tarihi bölümünde okuyorsunuz ve üniversite sınavlarına yetişmek... ...gala gecesinin ertesinde üniversite sınavına yetişmek için geliyorsunuz İstanbul'a. Uykusuz de... vapura biniyorum, şeye, üniversiteye geçiyorum imtihan için. Vapurla karşıya geçerken kardeşi Milliyet Gazetesi'nde... ...Küçük O Adam Ne Oldu Sana başlıklı bir yazı görüyor. Ve Mümtaz Solsal'ın yazdığı köşe yazısında oyun için büyük metiyeler düzülüyor ve yazının neredeyse tamamı Nurseli Çamlıbel'den övgüyle söz ediyor. Evet. Genç Nurseli okuduklarından çok motive oluyor ve mesleğine iyice bağlanıyor. Bu yazı aslında hayatınızın dönüm noktası. Evet tabii. Binler bu kadar şöhret oldum, kal olduk, magazinlere çıktık, şudur budur. Bu yazı kadar hayatımda önemli bir şey Olmamıştır herhalde. Ne Nursel Hanım? Övüldüğünüz için mi yoksa Mümtaz Soysal Mümtaz gibi? Mümtaz bir... Soysal gibi bir tabii. Bizim gençliğimizde okuma yazma kültür bilmem ne bilinç çok önemliydi. Onun için e, onları takip ederdik köşe yazılarına siyasi hareketlerin içindeydik bilmem neydik filan. Mümtaz Soysal gibi siyaset yazan bir dehanın bir üstadın birdenbire kalkıp bir tiyatro oyununu ve özellikle beni yazması çok onore etti beni tabii. Onu ben çok meşhur olduktan, çok paralar kazandıktan sonra da söyledim. Yani. Aslında bir, bir, bir yandan da artık kendinize mümtaz soysalı ispat etmek peşinde koşuyorsunuz. Evet, evet, evet. Bir daha yazdım sonra. Yok yazmadı zaten sonra aldım başıma gittim yani. Hani sonradan mesela atıyorum Evita'yı seyretmiştir bir şeydir. Yok öyle bir zaman olmadı galiba. Çok da uzun yaşamadı o yazıdan sonra zannediyorum. Kaçtı öldü Mümtaz Soysal cahillik etmeyeyim ama. 80'ler mi 90'lar mı? 80'ler. 80'ler. 1982'de TRT'de bir süre şarkılar seni söyler programını sundunuz ve televizyon filmi izinde rol aldınız. Evet. Çekimler sırasında filmin yönetmeni Okan Uysalar genç kadının oyunculuğunu çok beğendiğini anlatarak söze şöyle başlar ardından da bir ama gelir. Televizyonda başarılı olamayacağını kameraların onu sevmediğini aslında daha iyi olduğunu söyler. Evet. Bu konuşma kariyer yolculuğuna yeni başlayan Nursel'i İliz'in hevesini törpüler. Ama zaman Uysal'ı haksız çıkartacaktır. Şimdiki aklınız olsa Okan Uysal'ı bugün dönüp bir cevap verir miydiniz yoksa... Verirdim. Verirdim. Ben sana dememiş miydim derdim. <laughs> Değil mi? O da çok tatlı bir adamdı. Çok erken kaybetti. Kahveden öldü. Nasıl çok mu kahve? Kırk kah tane kahve içiyordu günde. Kalp krizi geçirdi. Kırk kahve. Ve tabii şaheserler yarattı Zuhal Olcay'ı, beni kimleri kimleri e, piyasaya kazandırdı. Ondan sonra diyeceksiniz ki belki o zamanlar çok kolaydı işler. Hayır öyle kolay değildi. Ee, bir tiyatro sanatçısının televizyona geçebilmesi ancak yönetmenin gelip sizi tiyatroda izlemesiyle oluyordu. Ve rahmetli bütün tiyatroları gider izlerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Ya internete bakıyorlar kaç bin takipçim var. Veya işte birinin kulübündesin, o kulübe bağlısın. Ondan sonra cuma. E, ya, ya da, da, bir kas direktörünün iki dudağının arasında. Tabii sınır. tabii tabii öyle. Yani hep aynı şeyi konuşuyoruz. Farklı rolleri oynama e, şeyin şansı verilmiyor. Ee, bazı insan... Geçmiş Bahar Mimaz olur da Okan Bey'in de, değil evet, mi? Evet tabii. Siz orada da oynamıştınız. Oynadı, orada da oynadım. Orada da saçımı kazıttım biliyorsun. Bir kanser hastasını oynamıştım. Çok net aklımda o dizi mesela. Evet. Niye o kadar net aklımda bilmiyorum. E çünkü e, yazar, senaryo, Nevin Hanım ondan sonra çeken adam bilmem ne yani bunları da alıp delik. Macide Hanım. Macide Hanım yoktu. Macide Hanım. Filiz Akın. Ha, Rutkay Aziz, Müşfik kadroya bakar mısın? Çok güzel bir şey. Çok güzel güzeldi. Çok net, net aklımda mesela. Evet. Çocukluğumda. Küçük Adam Ne Oldu Sanayi 1982'de Yaz Misafirleri. 1984'te Keşanlı Ali Destanı oyunu izler. ne beni oynadınız. Zilhay'ı. Ya. Bir Kelebek'te da... kapak oldum. Yani ben tiyatrodan meşhur olan birisiyim yani. İlk kapak o mu? İlk kapak o. Bütün sayfa. Küçük adam ne oldu sana? Hatta şöyle Allah rahmet eylesin Gülriz Hanım'ın ustalığıyla biz yarışamayız tabii de... Gülriz Hanım'dan bile iyi oynamış diye yazılar yazıldı. Keşan. aldı Bir anlamda Nurseli Çamlıber kariyer basamaklarını hızlı tırmanır. Bu dönemde özel hayatınızda da gelişmeler olur. Ve... Hollanda Kraliyet Konservatuarı'nda eğitimin ardından Türkiye'ye dönen müzisyen Cem İliz ile evlenirsiniz. Çok erken değil miydi mesela? Bugün aklınız olsa tabii. kariyerinizi o kadar hızla tırmanırken Türkiye'de kelebeğe kapak olmuş, mümtaz sosyal yazı yazmış, çok başarılısınız. Birden evleniyorsunuz. Evet babam çok karşı çıktı. Kızım dedi ya arkadaş olun filan ondan sonra çok erken. Çünkü 17-18 yaşında konservatuara gittim. Cem'le çıkmaya başladım. Ondan sonra 21 sene. Gözümü Cem'le açtım be. o dönem öyle bir şey vardı galiba Seyhan ya. O dönemlerde tabii şey vardı. Bekaret diye bir şey vardı bir defa. Ondan sonra sen konservatuara gidiyorsun. E herkes tiyatroculardan biliyorsun ahlak şeyi istiyordu, raporu istiyordu. Ya ben de aileme karşı mahcup olmamak için etrafa böyle başımı dik tutmak için tamam ulan ben de evleniyorum. Yani işte resmi bir şey yapalım. Birçok kadın benim yaşımdaki öyledir yani. Ondan sonra değişik bir durumda ama tabii Elif gibi bir evlat kazandım o ayrı. Yani, ama tabii orada şansınız Cem Bey'in de aslında bir ucundan kıyısından bu piyasanın içinde olması. Tabii tabii evet elbette. Ama belki o kadar erken evlenmeseydiniz kaç yaşındaydınız? E, 23'te evlendim ama ondan önce de 5 sene nişanlık var. Yani hesap 24 dört küsur yaşında anneydim yani. <laughs> Şimdi 40'a yakın doğuruyorlar biliyorsun. Herhalde benim kızım da öyle olur yaparsa. Bir de hani kariyeriniz o kadar hızlı giderken aslında bir kesintiye uğradım. Yani şey yok aslında hem kariyer yaparım hem çocuk öyle bir şey yok. Ailem çok destekti bana. Çok yardımcılardı. Kalabalık bir aileydik. Yani eski böyle köşklerde yaşamıyorduk ama... E, ...dede, anneanne, teyze, hala filan yani böyle müthiş bir destek vardı arkamda. Çok rahattım o yüzden. Geç evlenseydiniz bir şey değişir miydi yoksa yine aynı şey aynı mı olurdu? Geç evlenseydin belki ayrılmamış olurdu Mehmet. Değil mi? Doğrusu 35'ten sonra evlilik şimdi gençler. kadar da değil. <laughs> Ama şimdiki gençler onu tavsiye ediyorum. dikkat et bak bütün oyuncular arasında Özgöz Özpirinç'i tut, Birce, Burcu Birici'yi bak, Aslı Enver'e bak. Yani bunlar son derece Fahriye ile şeye bak, işte Halit ile bilmem kime bak. Hep bunlar geç yaşta evlenip doğru düzgün evliliklerini götüren çiftler. Ve artık kariyerlerini tamamladıktan Şimdi, sonra. Şimdi yani oyuncular arasında ondan ona atlamak dışında ailesine sahip çıkmak e, ve ona bağlı kalmıştı i̇şte En büyük örnek Kıvanç. Yani şeydi geçen gün öldüm gülmekte. Ya... E, bu Başak ne gibi bir sevap işledi acaba diye yaz, yazmışlar. <laughs> Söylesin bize yapalım aynı şeydi. Yani sürekli aileleriyle birlikte olmak. Ondan sonra onlara sahip çıkmak. Şimdi Hollywood'da da böyle biliyorsun. Anladın mı? O, o yüzden daha sakin bir hayat yaşayıp e, sanatlarını daha ön plana çıkarmak gibi akıllı bir şey strateji yürütüyorlar. Gerçekten çok doğru yani. Sonra arkadan Karartma Geceleri filminde Tarık Akan'la oynayıp Beyaz Perde'ye geçiyorsunuz. Evet. Aynı yıl İstanbul Şehir Ziyatları için Evita. Bir sonraki yıl Vanya oluyorsunuz. İkisi de dönemin en etkili işleri oluyor. Evita hayatınızın dönüm noktalarından birisi. Çünkü bu oyunun fotoğrafını gören yapımcılar saklanmak çalışması için sizin kapınızı çalıyorlar. Evet. Tepe geçmek sa bugün geriye dönseniz yine televizyona geçer miydiniz çünkü televizyona geçtiğiniz zaman sahne biraz artık geri planda kaldı. Yok. Hep tiyatroyla eşit gitti. Öyle mi? Evet. Bütün şimdi mesela tiyatrosu çok yoğun olan gençleri dizilerde oynatmak Öyle. istemiyor yapımcılar. Biz devlet tiyatrosu çıkışlı olduğumuz için Ankara Sanat gibi bir ekol arkadan devlet tiyatrosu biz o şeyi geleneği oturtmuştuk. Şu gün şu gün şu gün oyunum var bugünlerin dışına plan program yapın e, diyorduk ve hala da geçerli bu. Ama şimdi bakıyorlar mesela genç birini bizim mesela tiyatroda bir arkadaşımız var 34 yaşında kardeşin çok turnem var kusura bakma uğraşamayız diyorlar. Çünkü o kadar çok fazla insan iş bekliyor ki. Ama Nursel Hanım o dönemde diziler 30 dakikaydı. Şimdi tabii. 120 dakika. Evet, evet yani. O, o dönem belki siz iki günde bir bölüm çekiyordunuz. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bir bölümün çekilmesi 5-6 gün. Ay yani o rek, bir de reklamlar. Bilmem tamam televizyonların kaynağı reklam ama yani kardeşim yıldırıyorlar. O yüzden herkes YouTube'da izlemeyi tercih ediyor artık. Bu bir gerçek yani. Saklanmaç aslında geçtiğimiz senelerde çok meşhur olan evlilik programlarının ilk başlangıcı. Başlangıcı ama kurmaca. 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 Programda kazanan çiftin birbiriyle randevuya çıktığı çok özgün bir format. Ama aslında her şey yazılı. Tabii. Her Değil şey mi? yazılı. Hatta Nedim Savandı evet. metin ha yazarımızdı. Evet. Nedim Savandı ben söyleyeceğim. <laughs> Nedim Savandı o e, saklanmacın Nedim, e, metin yazarlarından bir tanesi. Saklanmak size büyük bir şöhret getiriyor. Fazla. <laughs> Ancak getirdikleri kadar götürdükleri de oluyor. Program nedeniyle entelektüel çevreler tarafından bir anda alay konusu haline geliyorsun. O yani. sonra o alay konusu yapanların hepsi kendisi medyada daha beter işler. Işte. <laughs> <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Evet. Hatta biri bir gün bana dedi ki aman Nurseli bana bir gücün falan var mı söyle çünkü ne desen çıkıyor dedi. <laughs> Gerçekten öyle yani görebiliyordum çünkü. Ee, senin en, yani popüler olmak abi Amerika'da sinema ile popüler olunuyor. Tiyatro ile popüler olunuyor. Keşke Türkiye'de de öyle olabilse. Ama burada televizyonla popüler oluyorsun ve şimdi gençler eğitim eğitim falan almadan uğraşmadan bir rol kapalım zengin olalım diyorlar. Ama bakarsan bir sürü oyunculuk kökeninden gelmeyen gençler işte Serenay olsun, Kıvanç olsun, Bümen olsun çok büyük yatırımlar yaptılar kendilerine. İkide bir yaz tatili yapıp kulüpleri gezeceklerine gittiler. Tiyatro eğitimi daha doğrusu tiyatro eğitiminden çok oyunculuk eğitimi aldılar. E bu tabii bu yatırımı yaptığın zaman ne oluyor o zaman? İyi oyuncu, İyi olunsun. oyuncu olunuyor. <laughs> Sonuç olarak Yıllar sonra bir röportajınızda şöhretin getirdiği yaşam tarzını beceremediğinizi itiraf ettiniz. Evet. Şimdiki aklınız olsaydı neleri farklı yapardınız? Neleri farklı yapardım? Daha sakin bir hayat yaşardım bir defa. Ondan sonra e, şey yani böyle skandallarla dolu bir hayatım olmadı aslında. Kendime <laughs> ay skandallarım çok oldu. Ama böyle işte yemeği içmeyi gezmeyi gezdirmeyi yedirmeyi çok seviyordum mesela. Para, para konusunda harcamayın. evet evet ondan sonra mesela şey e, yurt dışına çıkıyorsun en pahalı otelde niye kalırsın? En pahalı restoranları yani sefa şeyliği vardı bende. <laughs> Sefaya düşkünlük vardı. Hiç para biriktirmedin mi selam. Biriktirdim ayol çok malım mülküm vardı deli misin? Biliyorum. Tabii o şöyle oldu e, eşime bir şirket açmıştık. Yanında da yöresinde de böyle iki üç tane e, insan vardı hiçbir şekilde mali işlemler kontrol edilmemiş ben daha tepe prizma çekiyorum işte film çekiyorum tiyatro oynuyorum şudur budur ya yani sekiz gece üst üste hiç uyumadığımı bilirim yani ondan sonra. 1996 senesinde başladı vergi dairesinden şey yapma hiçbir şey beyan edilmemiş vesaire. Bu istenilerek yapılan bir şey değil bilinçsizlikten yapılan bir şey. Ve televizyonun ilk kurbanlarıyız nedir? Şey, para kazananları. Şimdi gençlere baksan ne kadar akılcı şeyler yapıyorlar. Çok sıkı tutuyorlar işlerini yani. Biz bir anda ne oldum delisi olduk. O biraz da ne olduğum delisi öte de bilmemek. Bilmemek. Tabii. Hani Şimdi biliyoruz ki her kazandığının bir vergisi var. Vergisi var, evet. Böyle <laughs> sende kaldı. <laughs> Aile kalmış. devlet memuru, baba profesör falan ama paradan o da hiç anlamıyor. Kimse anlamıyor yani. Ufak 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 o vergi borçları çıktı. Borç alıyorsun, malını ipotek ediyorsun. Tefeciye gidiyorsun, malını ipotek ediyorsun falan. Piyasada bu duyuldu. Duyulunca da bu kadının ihtiyacı var. İşte 15 alıyorsan 5 almıyor, 5 başlıyorsun. Yani bunu çok söyledim de hani yanlış anlaşılmasın, yapımcıları böyle kötüler gibi olmasın ama öyle oluyor. İhtiyaç duymayıp 20 tane film reddedersen 21. de kapında sıraya giriyorlar yani. Bu böyle bir şey. O yüzden e, onun duyulması talihsizlik biraz, oldu. Aslında biraz her şeyin başlangıcı da saklambaç mı Hanım. Tabii tabii canım. Ya belki saklambaç olması siz e, gene çok güzel roller oynayan işte çok 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 parası olmayan ama iyi geçinen Türkiye şartlarında tabii, tabii. bir oyuncu olacaksınız. Evet. Lanet midir nedir saklanma aşkına. <laughs> <laughs> Şimdi geriye dönseniz o kadar da şey yaşadınız. Yine saklanma bugün teklif edese yine çıkar mısınız televizyona? Yine çıkma. O o zamanın şeyiydi. Herkesin her şeyin bir zamanı var. anlatabilir Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Ama hani geriye dönsek diyorum. O gün ne dönsek? Hiç bilmiyorsunuz bunları yaşayacağım. Ya yani da biliyorsunuz. Çıkmazsınız herhalde bu kadar. Çıkardım az... Ya. Tabii çıkardım. Çünkü çok sevimli ve saf bir işti yani saklambaç. Bana mesela kaç kere ya saklambacı yeniden yapsan falan dedi. Yok abi bir şeyin tadında bırakmak güzel bir şey. Efsane olmuş bir program. Efsane olmuş bir isim. Niye şimdi çıkayım da bu yaşta saklambacı gençleri buluşturayım falan saçma sapan şeyler. Gündüz kuşağını çok iyi takip ediyorum. Bir iki program haricinde gerçekten şimdi onlar için milyar versen yapamazsın. Yani yapamazsın. Bünyen almaz yani. Tarık Tercan geçen güzel bir şey söylemiş. Ya ben Mehmet Ali'nin yaptığı gibi yapamazdım demiş. O çok daha başarılı oldu ve doğru bir seçimdi demiş. Aynen öyle. Şimdi aynı şeyi ne denir pişmiş şeyleri tabağa sunmanın anlamı yok yani. 1993 yılında gösterime giren bir filmle... ...bir anda bütün Türkiye'nin gündemine oturuyorsunuz. Şimdi herkesin şeyin dolu... ...kız kulesi, Kız kule, aşıkları... Aşıklar. ...soyundum orada... ...şimdi her gün soyunuyorlar çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> her gün abi... ...böyle bir laf ettim... ...insanlar yer yerinden oydu... ...ya şuramı açayım... ...ondan sonra buramı biraz açayım... ...her gün mü böyle bir fotoğraf çeker koyarsın kardeşim... ...bir günde normal masada otururken... ...bir fotoğrafını paylaş... ...yok... İlle soyunacağız böyle bir şey var. Ben ki dekolte çok severim. Dekolte giyinmeyi de severim. Hala bile olabiliyor yani. Ondan sonra ama her gün her gittiğin yerde çok şık elbiseler, çok pahalı elbiseler ya buradan bilmem nereye kadar açılmış, şuradan şurası yırtılmış. Denizde, plajda, denizin altında, denizin üstünde bilmem iskelede, gelkenli de ay yeter artık diyorsun. Yani bir çok fazla temcit pilavına dönünce tadı kaçıyor, kaçıyor işin yani. Yani dekolte estetik olmalı, dekolte şey olmalı yani. İç sefer Şey biraz da gizemli olmalı yani. Sonra ama o kadar üstünüze geliyorlar ki siz o dönem bir daha bu tür rolleri kabul etmeyeceğinizi söylüyorsunuz. Evet. Çok mu üstünüze gelindi? Ha? Çok mu üstünüze gelindi? E bayağı yani porno yıldızı gibi üstüme gelindi o yani. O kadar. Neredeyse. Çok hatırlamıyorum ben. E, şeyi hatırlıyorum filmi. Ama mesela o kadar üstünüze gelindiği çok yok galiba. Ama ama aman ama. <laughs> o kadar. O kadar. Sen benden 5-6 yaş küçüksün o yüzden hatırlamıyor olabilirsin. E, tepkileri bayağı bir aslında siz gerçekten rol ayırt etmeyen bir oyuncusunuz. <laughs> bir oyuncunun bütün rolleri oynaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Aynen. Yeri geliyor Eva Peron oynuyorsunuz. Yeri geliyor Fırak giyip Atatürk'ü canlandırıyorsunuz. Ekranda da sıra dışı rollerden hiç kaçınmıyorsunuz. Kendi ifadenizle bir yükseklere çıkıyorsunuz. Bir aşağılara iniyorsunuz. Bu keskin değişimler de hayatınızda her daim aslında hakim oldu. Şimdiki aklınız olsa Tiyatroda ya da sinemada daha seçici roller yani daha seçici olur muydu? Rolleri daha seçer miydin? Çok güzel ya. roller oynardım. Neyi seçeyim? Bütün istediğim roller geldi. Şimdi de bir takım istediğim roller var. Ama dediğim gibi artık kalıplaşmış. Herkes birbirine alışıyor, onunla çalışıyor. Mesela sen de farkındasındır bunu. Yani iki tane kız intihar etti ya tiyatro oyuncusu. kadar acıklı bir şey. Yani e, çok şükür e, şeye kadar 2010... Ya sonra da şahsiyette oynadım en son Haluk Bilginer'in dizisinde. Yani ee, daha farklı roller hala oynamak istiyorum. Oynamak ister. Nevran Serezli'ye sorsanız o da ister. Yani daha yaşlı birine gitseniz o da de. bunun bu şeyin arsızlığın bir sonu yok. Oyuncu arsız. Oyuncu arsızlığı. Ay bunu da oynamalıyım diye. Kardeşim bütün rollerde sana bir gelecek dedi Bugün bir gün bir arkadaş. Ay yeter biraz da biz oynayalım dedi. Sus dedi. Öyle bir şey fazla değişik roller oynamayı çok istiyorum. Kinetekim şahsiyette son oynadığımda çok gariban, zavallı, sıradan bir insanı oynadım. Galiba öyle bir şeye ihtiyacım varmış. <laughs> 1993'te haber programı sunuculuğundan geçiyorsunuz. Nursel Yıldız için bu çok keskin bir değişim. Ancak bu sefer bu biraz sancılı oluyor. Saklambacı ve Show TV'yi bırakıp Interstar'a gitmek istiyorsunuz. Ama karar mahkemeye gidiyor. Evet. Ayrılığın sebebi uzanların önerdiği astronomik ücret ve her şey rağmen siz transfer olup gidiyorsunuz. Ve çabuk geri dönüyorum. <laughs> <laughs> Geğmen geri mi döndün? 6 <laughs> ay sonra Kanal D'ye geri döndüm tabii. Niye? Mı e çünkü şeyi oradaki şeyi beğenmedim. Yani yapıyı. Işe i̇şi. E, aldığınız parayı geri mi verdiniz? Yok. Vermedim. Onlar da tuttursalardı programları ne yapayım yani. <laughs> ve yeni kanalınızda Nursel benimle oynar sesin bir yarışma sundu. O işte Star'daydı. Star'da. Dört bölüm. Ama sonra Kanal 6'da yayınlanan Prizma'da haber... Önce Kanal D'de, sonra Kanal 6'da. Prizma'ya başlıyorsunuz. Tiyatro ve televizyondaki görünürlüğünüz artarken sinemadan da uzak kalmıyorsunuz ve 94'te çözümlerde harika Çözülmeler. Atan, Tarık Akan'la başrolü paylaşıyorsunuz. Filmdeki Nihal rolü size Siyah Türk Sinema Ödülleri ve Ankara Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü getiriyor. Evet. Prizma devam ederken bir kez daha transfer oluyorsunuz. Bu sefer kanalda ekranlarında bir daha saklanma çatıyorsunuz. 96 evet. Fakat program ilk zamanki şaşayı gösterdi. Çok da normal. Çok da normal yani evet. Prizma programını içkili çıktığınız iddiasıyla Doğru. düşüş başlıyor. Evet, yok hiç çıkmadım içkili falan. Çık ben zaten direkt içkiliysem ya hiç gitmiyorum. Dum yani. Ee, 2017'den beri çok şükür böyle bir şey yapmadım. Hiç direkt gitmiyordum yani. Gelmediniz mi yayına? Gel gelmedim tabii. Ve iki yıl sonra 99'da Cem Bey'den boşanıyorsunuz. Cem'i dizi evlilik dahil 21 yıldır tanıyorsunuz boşanırken. Evet. Şimdiki aklınız olsa hem evlilikte hem ilişkinizde hem kendinizde hem Cem Bey'de neyi değiştirmek isterdiniz? Yani bir defa e, bu magazin tartışmalarını yaşamamayı isterdim çünkü magazinde çok farklı bir şekilde yansıtılıyorsunuz. E, onun sizde görmek istediği şey farklı. Çatışmalar başlıyor. Yani şimdi bakıyorum işte bak ileri yaşta evlenmenin mesela avantajları bunlar. Ne yapıyor? İki tarafta birbirine taşıyabiliyor, kaldırabiliyor. Ee, o denge bozuldu. O denge bozulunca da boşanma geldi. Çok da iyi anlaşırdınız. Siz. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Şimdi hala pandemi döneminde olsun yazları hep Cem'in yanına gidiyorum. O birşaha taşında bir ev var, bahçeli. Evet. Mesela bahçeli. Ben oraya kaç kere geldim? Ne kadar iyi anlaşırdınız? Anlaşırdık. Hep severdik arkadaşlarımız evet etmeye. Çok da güzel bir bahçesi vardı hatırlarsın. Ha kaç kere geldim oradan evet, mesela? Evet. Hani öyle hiç ben. Gergin bir or hiç öyle yok, şeyler böyle yok. Böyle büyük kavgalarımız olmadı. Sadece böyle ufak ufak Woody Woodpecker Baker gibi ve tık, tık 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 bir ilişkimizi şey yaptık. E ama 17 yaşında beraber olur bir adamla 99'a kadar gelirsen çok normal. Yani aslında o biraz sıkılma. Sıkılma evet. Yani birbirine tahammül edememe. Bir, bir de biraz da şey galiba Hanım. E, tanıştığınız dönemden gay, e, o zamandan. Ben... O zamana şartlar da çok değişiyor. Siz çok ünlü olmuşsunuz. Herkes sizi konuşuyor. E ama Cem Bey öyle değil. O bir piyanoda sanatçı. Evet. Hani daha kendi içine kapalı. Biraz da öyle bir şey galiba. Evet tabii. Değil tabii. mi? Tabii tabii. Yani bu şeyler, bu dengeleri kurmak o yaşlarda ve o devirde çok zordu. <laughs> Onu ikimiz de kuramadık açık söyleyeyim yani. Zaten biz Cem'le hani böyle çok büyük kavgalar, dövüşler, bilmem nelerle ayrılsaydık ...şimdi adamın evine nasıl gideyim yani? Ondan sonra e, gittiğimizde de gayet güzel anlaşıyoruz. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi görüyorum televizyon magazinlerde boşanıyorlar. Zannedersin ikinci dünya savaşı. Çocuklar birbirine gösterilmiyor bilmem ne filan. Çok irite oluyorum mesela öyle şeylerden. Ya ortada çocuk var çoluk var ne oluyorsunuz kardeşim? Delirdi insanlar artık. Bildiğin <laughs> tımarhanelik oldu. Hele şöyle bir aç haberleri izle. Vallahi evden çıkmayasın geliyor. Sonra böcek filmiyle sinemaya geri dönüyorsunuz 4 yıldan sonra. Sinemada asansör, kahpe bizans, salkının mıntaneleri ve şarkıcı ile yeni roller oynuyorsunuz. Tiyatroda ideal koca... Hayır, bir tane yanlış bir bilgi olacak <laughs> orada acaba. <canım? gülüyor> Tiyatroda ideal koca, tuhaf bir çift, kadıncıklar, salıncakta iki kişi ve televizyon için benim için ağlama, kınalı kar, bir varmış bir yokmuş, şöhret gibi yapımlardır alınıyorsunuz. Şarkıcıdaki rolünüzde sadece alışık tiyatro ve sinema oyuncu ödüllerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerinde... Evet. ...kadıncıklardaki rolünüzde de 12. Afife tiyatro ödüllerinde yardımcı rolde en başarılı kadın oyuncu ödüllerini alıyorsunuz. Nedense bir yaşı geçtikten sonra hep yardımcı kadın oyuncu veriyorlar. Bir de öyle bir Kadıncıklarda Şimdi, hangi rol oynadınız? Eşeği, genel evdeki yaşlı kadın oynuyordum. Sahip, e, mamayı? Mama Mamayı değil. E, mamanın en eskimiş şeylerinden birini. Bu, bu versiyonu setmemişim. 2007. Bu versiyonu setmemişim. Hı. İlk versiyonu setmiştim. Mamayı bir erkek oynardı. Hı, evet, ya, evet, Hatırladınız mı? Hatırladım hayal meyal onu da. Moda sahnesinde setmiştim hiç unutmuyorum. Hayır yani yaşımız ilerlese o kadar yaşlanmadık <laughs> daha yani. Pardon yani. <laughs> Saklambaç ve Frizma döneminde açtığınız yapım şirketindeki yanlış hesaplar yüzünden oldukça yüksek miktarda bir vergi borcu çıkar. Ve tüm birikiminizi kaybediyorsunuz. Yavaş yavaş step step. Olayın sorumlusu aslında siz değil muhasebecinin ihmalkarı. Evet, evet. İşin ilginci bu kişi bir muhasebeci bile değil. Ve olayın yaşanmasının ardından da kayıplara karışır. Aynen. Siz tüm birikiminizin kaybıyla can çıkışırken bir darbede yapımcılardan gelir. Zira sizin paraya ihtiyacınız olduğunu duyan yapımcılar daha düşük tekliflerle ...kapınızı çalarlar. Daha doğrusu da sen iş aramaya başlıyorsun. Kapı kapı dolaşmaya başlıyorsun. Geçen gün biri bir gaf yaptı ya... ...kapı kapı dolaşmazsın inşallah şey, diye. Daha daha Ondan sonra tabii ki... E, ...şey sen... ...ihtiyacın olduğunu... <laughs> ...bu nerede olur? Dünyanın neresinde olursa olsun... ...böyle olur. Sen çok ihtiyacın olduğunu... ...belirttiğin zaman zaten... ...aa bak bu eskisi gibi... ...değil derler. İnsanoğlunun yapısında var bu yani. Şey gibi işte atıyorum... Arabanızı satılığa çıkarsanız alıcı ihtiyacınız olduğunu bilirse hemen Aynen. Ay, ben yarısına, bu arabayı çok beğendim. Yarısını almaya zaman... çalışır. Evet. Bu işte öyle. Aynen, bu işte dursun. Hanım, O beyefendi sonra çıktı mı ortaya? No. Hiçbir zaman. Hiç. Hiç. Bilmiyoruz yani. Gitti. Gitti. Defterler, mefterler, her şeyler gitti. Ha defterleri de götürdü. Yani. Tabii, tabii. Sonra beni kurtaran şeydir muhasebecim e, ee, çok önemli bir isim şimdi söyleyeceğim sana o beni kurtardı 2005'ten beri de o, o, zaten idare ediyor hiç aramadınız mı o adamı sonra nereden arayayım polis miyim ayol nasıl bulacağım ne bileyim ben hani arkadaşım serbest muhasebeciler de yok mali müşavirler odasında yok hayali bir adam ama cismen tanıyorsunuz tabi canım Arkadaşınız falan mı? Yok bir arkadaşım tavsiye etmişti. Ah <laughs> Muhtemelen o paraları yedi. Tabii canım, tabi Belki yurt dışına bile kaçmış olabilir. Şimdi moda ya artık. Hayır, bir bok hiç. Ben yurt dışına Paraları yemese niye kaçsın? Değil mi? Tabii, tabii. tabii. Muhtemelen yedi paraları. Ya da Nurselam böyle bir hata yaptım. Gel bunu düzeltelim. Hani en az zararla çıkalım dese... ...yine böyle bir şey olmayacak. Bir sürü arkadaşın başına geldi biliyorsun. En yani son Kıvancı duymuştum ben. Düzelttiler ama. Ya da Belki de şöyle bir şey size mesela atıyorum muhtasarları vergileri imzalattı. Onları verdi. Aynen. Sizden paraları aldı. Aynen. Ama götürüp yatırmadı. yatırmadı. Bravo. Bravo. Ben gideyim aslında sen kendi <laughs> anlat burada yani. <laughs> İlerleyen dönemlerde sanki basın artık sizin özel hayatınıza çok ilgi göstermeye başlıyor. Evet. Bu, muhasebe meselesinden de dolayı. Neredeyse... ...gün aşırı haberleriniz çıkmaya başladı. Evet, şimdi ben şeyi merak ediyorum. Yani beş ay içinde on kişi değiştirebiliyorsun sevgili olarak. O kadar ilgi gösterir yok ben? Bir alt etmeden doğru düzgün peşime düşüyorlar yani. İnanılmaz yani. Arada enteresan haberler de geliyor. Mesela 2008'de Ergenekon soruşturmasında... 17 yedi kişiyle birlikte gözaltına alıyorsunuz. Evet. Fakat 2011'de yaşanan bir olay... Ya yani 2011'de yaşanan bir olay. bardağı taşıran damlalardan biri Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa turnesinin ilk ayağı olan Elazığ'da sahnecik olan Evliye gelince isimli oyunda Can Gürsap'ta çok geleliyorsunuz. Allah, Allah rahmet eylesin. Can Gürzap o dönemse dava açıyor fakat siz sessiz kaldınız. Şimdiki aklınız olsa o günkü gibi sessiz kalır mısınız? Yok kalırım. Kalırım. O yüzden de çok büyük gönül rahatlığıyla Can Hocanın şeyine gittim cenazesine. Usta çırak benim hocamdı yani. Usta çırak ilişkisi. Hep sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü haklıydı adam yani. Gayet haklıydı yani. Kendi çapında kimse... Senin ruhsal durumunu... işte geçirdiğin travmaları bilmem neleri... tolere etmek zorunda değil. Ee, çok şükür artık travma geçirmediğim için... Çok rahat konuşuyorum. Geçmişimle ilgili. Şey yapardım hep böyle bir kendini... Kanıtlama. Vallahi ben öyle değilim. Vallahi ben böyle değilim falan. Şimdi hiç umurumda değil. Yani bir şey kanıtlamakla uğraşmıyorum. E tabii bu zorlu süreç içerisinde hem e, psikolojik destekle hem e, kişisel gelişim meseleleriyle çok ilgileniyorsun ve belli bir kültürün ve geçmişin de olduğu için de ne yapıyorsun? Kendini eğitiyorsun yavaş yavaş. E artık yaş da kemale ediyor yavaş yavaş. İster istemez daha huzurlu, daha böyle sakin bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Bu sefer de diyorlar ki kardeşim biraz ortaya çık. <gülüyor> <gülüyor> biraz görün, biraz davetlere katıl. Ama siz o, o dönemin e, sillesini tabir caizse öyle bir yemişsiniz evet. ki canınız da istemiyor. Hayatın bir de eskiden e, rahmetli Arif Keskiner'in barı vardı. E, Taksim Sanat Evi vardı. Gidilirdi. Bir masada oturulurdu, yemek yenilirdi, bilmem bir şeyle eğlenirdi, geçilirdi. eve gelinirdi. Eğlenirdi ve sohbet edilirdi. Şimdi ben beni bir gece kulübüne sokamazsın yani genç kız kendi sokamazsın. Sen de sevmezsin Aynen. biliyorum. Ne? Ne dedin? Abi böyle eğlencem olur yani. Onlar çok gençlik. çok gençlik. <laughs> Ay bizim yaşta bile gidenler var. Ben yazın görüyorum şeyde Urla'da. Benim gibi kazık kadar ya adamlar, kadınlar gidiyorlar vallahi. oynamaya. Ama bu tünelin ucundaki karanlık 2012 yılındaki bir haberle son buluyor aslında. Evet. Sizin de bu e, travmalara son verdiğiniz, içinize döndüğünüz ve bir artık arınma süreci mi diyeyim ona? Tabii tabii. İşte o süreç beş yıl sürdü. Beş yıl çalkantılı Nasıl? bir Orada dönem. Ne tank etti kafanızı o Alaçatı'daki fotoğraflardan sonra? Ee, hani döndünüz gazeteye baktınız ve hani ne dediniz kendinize? O Nurseli bu sana yakışıyor mu dediniz mesela? Ve tabii. Yani bizde herhalde bizim nesilde daha mı duygusu var bir şey var. Aslında tek başına gariban bir kadın böyle oturuyor orada. Hani birine saldırmamış, masa devirmemiş, olay çıkarmamış, ilah çekmemiş, <laughs> rezalet çıkarmamış. Çok müthiş bir şey oldu o yani. O sırada da Mahsun'la film çekiyordum yani. Ee, rahmetli Ünal Silver filan. Ondan sonra ee, yani ne vardı onda ben de kendim büyüttüm. Ben de büyük pişmanlık yaşayarak onu göstererek haberin daha büyümesine yardımcı oldum mesela. Biz biliyorsun bir sürü aktör var. 32 kere yerleri yapışıyor. Tekrar başrol olarak devam ediyor işin içine. Kadınlarda çok zor bu iş. Erkekleri ah helal olsun abicim içiyorsun ölsen de önemli değil falan diyorlar. Tak dayıyorlar şeyi. Ondan sonra, gerçi kimin içip içmemesi değil mesele. Yani bunu ben işe yansıttığım için tabii bu böyle oldu. Ama şunu bu sefer anlatamıyorsun. Kardeşim üstünden yedi yıl geçti desen de anlaşılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü film çektim bu arada. İşte dizi çektim. Ee, en son yine beraberdik. 2017'de şey ilişki durumu karışıktı. Bu sefer kendi gerçeğini anlamaya çalışırken... ...kendi kendine muhasebe yaparken... ...işte tedaviyi görürken vesaire... Tabii aynı zamanda bu 50 milyon 60 milyonun önünde gerçekleşiyor. O zaman da hatalar devam edebiliyor. Ama yavaş 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 kendini terbiye ediyorsun. Ama bunu kendin yapabiliyorsun. Çok iyi bir rehberle. Bipolar teşhisi o dönem konusu. O dönem 2012'de konusu. Mesela Nusul Hanım şimdiki aklınız olsa daha önce doktora gidip... Gittim. Kaç doktora gittim. Kimse bu teşhisi koyamadı. Profesör Kaan Kore koydu yani. Ha gittiniz. Ha, bir 12 mi 13 mü ne psikiyatriste gittim. Ya bende bir tuhaflık var. Hani normal dışı bir şeyler var diye. Ondan sonra bir kere hatırlıyor musun? Senin bir yer vardı kucağına yatmıştım. Hadi gel uyunur Selam demiştim falan. Ya inanılmaz şeyler yaşadım. Sen de az çekmedin be kardeşim. Sen de az çekmedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Şimdi bana bakarken böyle bazen derin nereye dalıyorsun? <laughs> Seni çok iyi anlayabiliyorum. Ya Allah. Im. Ama mesela bu da kötü bir şey ya. Demek ki doktoruna denk gelmek lazım. Evet. Türkiye'de yani her yerde böyle, her hastalıkta böyle. Yani doktoruna denk gelmek tabii. Ha diyorsun bir dakika burada. Geçenlerde biri beni aradı. Ben de salak salak anlatıyorum. Bipolar hastası şöyle olur. Bak böyle aşamalardan geçecek. Yok dedim ben alkolüyüm ama... E, e, ...kardeşim söylesene dedim o başka bu başka bir şey yani... ...bizimki arada karıştır, karışıyor birbirine. Ondan sonra... ...ben bir, bir buçuk saat anlatmışım nasıl bir tedavi sürecinden geçtiğimi bilmem ne filan. <laughs> Anlatıyorum öyle. Hani yardımcı olurum insanlara diye. Ve hayatınızın dizginlerini elinize alıyorsunuz aslında. Al, alıyorum. Ama her şeyin düzelmeyeceğinin, bir anda düzelmeyeceğini de çok farkındasınız. Evet. Ama daha sağlıklı bir yaşam sürmek ve hedeflerinize doğru ilerlemek için de gerekli adımları atmaya kararlısınız evet. ve atıyorsunuz. Evet, evet. Listenin üst sıralarında şimdi ne var? Listenin üst sıralarında şimdi turnelerimiz var. Yani muhteşem bir oyun oynuyoruz. Biraz reklamı yapayım. Etekler ve pantolonlar, Nergis Kumbasar, Kimya Gökçe Aytaç. Ee, acayip tuttu. Mine, e Mine Artun'un yazdığı bir oyun. Ondan sonra ya deli gibi oynuyoruz yani. 500. oyunu evet, zannederim Zorlu Center'da kutlayacağız. Yani gerçekten müthiş bir uyumumuz var. Yani teknik ekipten patrona kadar, patrondan işte şeye kadar, kostüme kadar o kadar birbirini seven ve birbirine bağlı ve birlikte acayip eğlenen bir grubuz ki gerçekten çok güzel zaman geçiriyoruz. Hatta Elif geçenlerde aradı Ali'yi. Dedik Ali abi bu kadar sefahatle birlikte bu turneyi nasıl tutturuyorsun? Nasıl para kazanıyorsun dedi. Yani gerçekten çok eğlenceli oluyor. Kaç senedir oynuyorsunuz? Altıncı sene. Maşallah. <laughs> Nazar evet. tiyatronun bir de şöyle bir özgürlük getiriyor. Ya da YouTube kanalında program yapmak veya kendi gösterimi yapmak. Şöyle bir özgürlük getiriyor. Kardeşim ben işimi yapıyorum. Oturup da sizden iş dilenmiyorum. Gelirse bakarız. Gelmezse de kendi hayatını. Ben ille şey bekliyordum dizi. Dizi gelsin bana. Geldi de birkaç kere. Mesela şeye girdim. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaza girdim. İlk bölümü çekildi. Müthiş bir kadro oluşturuldu filan. Şey bitti. Dizi bitti yapımcıya kanal mı birbirine gitti. Kerem Alışık beni gördü ki hay senin talihini edin ben dedi ya. <laughs> yani diziyi bitirdin abi dedi inanılmaz bir şeydi. Hatta bir ödül töreninde etraftakiler de güldü filan. Hay beni talihine ta yapayım dedi yani. Hani çocuk dayanamadı yani. Anlatabiliyor muyum? Ama siz tişörtü sonrasında daha mutlu değil misiniz zaten? Ya şu anda mutluyum. Ama tabii ki televizyonda da sinemada da olmak isterim. Nitekim bir film çektim. O şu anda Netflix'te var. Allah yazdıysa bozsun diye Mersin'de bir film çektik adı neydi? İsmi değişti. İsmi değişti peki. Orada da güzel bir rolüm vardı. Başka evet. şahsiyette oynadım. Başka bir yerlerde daha oynadım. Bir Ve sürü, bir sürü var. Bir sürü var. Neyse hatırlamıyorum. Ondan sonra e, yani yine iş geldiği zaman düzgün bir şeyler çekiyorum yani. Nasıl Hanım? Şimdi geriye dönüp baktığınızda bir tane seçme şansınız olsa Şimdiki aklım olsa şunu yapmazdım. Ne mesela? E bu kadar kendimi harap etmezdim tabii. Tabii. Yani bu kadar e, şey, olayların başında, başucunda olmazdım yani. Daha sakin, daha cool bir hayat yaşamanın yollarına bakardım. Olur muydu ya? Bilmem, belki de bunları yaşamam gerekiyordu yani. Hiçbir şey boşuna yaşanmıyor zannedersem. Bu şey ya, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı yumurtadan. Aynen, yumurttan. aynen. Hani şunun gibi siz bu kadar çalkantılı yaşamasaydınız belki bu kadar murseliydiniz olmayacak. Onu da bilmiyoruz. Şimdi de çalkantılı yaşayanlara iş veriliyor. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Ne kadar kepazelik ya. Ondan sonra şey artık sarhoş yakalanmak bilmem ve bunlar geç bir, bir Ama sizin o dedik. sarhoş yakalandığınız dönemde de hani Nasıl söyleyeyim? Kadınların alkol içmesi bu kadar normal şimdiki gibi değildi. Ha, tabii canım, tabii. Şu açık açık söylüyorlar bu çok içiyor. Yani dikkat etsin falan diyorlar mesela. Şimdiki gibi değil de. Değildi tabii canım, yani. değildi. Ama bu arada çok da eğlendiğiniz zamanlar oluyordu. Çok. <laughs> şimdi bakınca eğleniyorum. O zaman eğlenmiyorsun tabii vicdan azabından geberiyorsun mesela. Ama şimdi böyle gırgırla zaten bu iyileşmenin bir belirtisi. E dönüp arkaya şey e, gırgır gır geçerek kendinle dalga geçerek eğlenebiliyorsa bu iyi bir işaret. Yani Hatta çok iyi bir işaret. Kaç tane insan Erzincan'dan oyunun bitiminde dışı aşağı iner taksiye biner ve adım adına <laughs> nişan taşı. Şimdi <laughs> a, fakat seninle olsa... yap e, tabii adam zaten nasıl gitti nasıl geldi bence başka bir boyuta gitti o <laughs> başka bir boyuttan yeri geldi yani. Ha, ben yani. olsam derim ki delirdiniz mi hanımefendi yani. <laughs> <laughs> Zaten adam reaksiyon veremedi. Yani gideriz kaça? 900 lira. O zaman şimdi iki peynirli zeytinyağı al tamam bitiyor 900 lira. Ee, ha, adam, 9 lira mı geldiniz? O 900 koca yol. liraya geldi. 900 lira. Adamı da yemek yedirdi. Güzel ağırladık annem, teyzem filan. Abi ne soracağım. Mesela o 9 lira taksiye verdiğinizde göğmeyiniz kaç lira? 50 lira. Yok canım o kadar da değil. 100 lira. Güzel tiyatroda filan. Az mı? Dokuz ah. tane oyunun yevmiyesi veriyorsunuz. Anla işte parayla olan güzel ilişkime bak. Az yani? Evet. İki saat, iki saat performans dokuz tanesini adama çıkartıyor. Ne o? Ne o? Hovardalık yaptı. Aa çekemem uçak uçak <laughs> ben bineyim taksiye nereden? Erzincan'dan. Şey var ya Demet e, e, Akbağ'ın dizisi. Hani aa uçağa binemem çocuğu da alıyor otobüse biniyor. Aynı işte. <laughs> <laughs> Ama otobüsle geliyor. Yok ki. Kork korkmam. Siz korkma. Kork Fakat şeyi çok seviyorum. Evin önünden bileyim, evin önünde ineyim. Biraz tembel yanım var. Bayılıyorum şeye Ve böyle. Evin önünden ineyim, evin önünden bineyim de. İneyim bir Ersin ulaşım <laughs> <laughs> hani sistem. var ya. Sizin bir de öyle Bolu'dan, otelden binmeniz var. Var mıydı? Tabii. Biz ha -ha. Ankara'dan turneden dönüyorduk. Bak Ankara'dan turneden. Hatırladım. Ankara'dan turneden. Hepimiz aynı bir içindeyiz. Bolu'ya geldik. Nursel'e beni indirin sağa dedi Nursel'e. Çünkü o sıra içki içeceğim. İçki arıyorum. Niye dedim ben? İneceğim ben dedi. Ya için. niye? ineceğim <laughs> ben. ben en sonunda delirdim. Buyurun inin dedi. İndi. İki gün yok. İki gün sonra Bolu'da otelin kapısından binmiş taksiye Nişantaşı'na geldim. <laughs> Bir de diyor şoför bey de diyor aldık diyor kısır yaptık yediriyoruz diyor. <laughs> Bir de öyle. Fakat babamda da vardı. bu. Sürekli taksiyle gezerdi. Bizim ailede araba kullanma konusunda biraz zafiyet var. Küçüklüğümüzde babam sürekli matematik hesap, deprem hesabı, bilmem statik hesap şunu yaptığı için dikkati dağılmasın diye hep böyle belirli aileden olmuş şeylerimiz vardı, şoförlerimiz vardı. Her yere onlarla giderdik. Mesela Elif de bir gün böyle bir şey yaptı ki Elif hiç içki içmez biliyorsun. Şeyden e, ee, ne denir ona e, Roma'dan Floransa'ya panik hata tutuyor. Taksiyle geliyor. Bin dolar onda da var aynı huy yani. Evet 16 yaşındaydı o zaman şimdi 38 oldu. 22 sene önce. Hakikaten bu taksiyle bozuk bir ilişkiniz Ya Ali değil. geçen gün Gırgır bir şey söyledi. Senin de genetiğini incelettireceğim bir şey var sen <laughs> dedi. <laughs> ama ona da geçmiş taksi meselesi ya. İşte var. O şimdi ama toplu taşımadan başka bir şey kullanmıyor. Bazen ben yaz tatilinde onun yanına gidince işte ufak tefek ebeli. Nerede ne şimdi? şimdi? İzmir'de babasıyla beraber. Ha öyle Orada be? sürekli işi var. Ha. Ama gelecek bir takım görüşmeleri var burada. Çok iyi söylemeye başladı artık ya. Vallahi böyle bir caz söylüyor bir şeyler söylüyor filan o da talihsiz çünkü Nursel Yıldız'ın kızı böyle bir şey de var yani öyle mi ya öyle ya gerçekten hala böyle kundakta bebek şeyine bakıyorlar yani e bizim jenerasyon için öyle çünkü biz onun çocukluğunu biliyoruz hani evet. sektörde çalışanlar ama yenileri geldi biz dokuz artık evet aynen yani Yeniler geldi. Bu kadar erken yaşta da bizim İnsanlar ne geçen gün biri vefat etti. Çok genç yaşta öldü. Şey şey Tolga rahmetli Tolga Savaş. Şimdi 60 yaş genç. Genç sayılıyor yani. E tabi. Genç sayılıyor. İki sene sonra ben de 60'ım. <laughs> Valla 58 oldum Mursal'e. Ay maşallah. Siz mi? benim çocukluğumu bilirsin. <laughs> ben sene son doğduk için biraz şanslıyım. <laughs> ben de tam 63. Güzel. Evet. Siz çok dolu dolu yaşadınız. Çok. Vallahi yapmadığım bir şey kalmadı. Ahlaksızlık hariç her şeyi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu şey kesimden. Mütedeyyin kesimden de çok sevinim var. Allah. Çünkü neden ne? hani ahlaka mugayir bir şey haltlar karıştırmadığım için ona ya biz sizi çok seviyoruz. Hani bu kadar içki içmiş içkiyle anılmış bir kadın o kes ama boş ver diyorlar. Herkesin bir hatası oluyor hayatta deyip geçip gidiyorlar dürüst olmak halka karşı şey olmak tabii benim gibi her haltını ortaya dökmek demiyorum ama yani dürüst ve samimi olduğunuz zaman halk sizi çok seviyor. Ve o sevgi zaten sizi düzeltiyor ve ayakta tutuyor. Ya inan Anadolu'nun neresine gidersek gidelim gece vakti makyajsız böyle salaş suluş ter içinde çıkmışız oyundan Sa gelip sarılıyorlar böyle inanılmaz yani full Sen oynuyoruz. Ne o çok mutlu bir şey ya. Evet. Yani gerçekten şimdi gençlerin de o yanını çok üzülüyorum bazıları için. Unutulup gidiveriyorlar yani. İşte o çok acımasız bir şey. Yani. Şimdi popüler kültür daha hızlı. Bizim zamanımızda daha yavaş. Aman nasıl hızlı hem de dizi başlıyor iki bölüm sonra bitiyor. Bir dakika ne oldu falan diyorsun yani. Yine çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz. için. Ben iyi seni de görmüş çok oldum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Ayvalı ailene selamlar, yeğenlere, ablana. Sağ olun. Yeğenlere, çok ablana. teşekkür ederim. Sağ olun. Kardeşim de değil mi? Kardeşim. Kardeşim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.